Sevgili kardeşler, kız kardeşler, bugünkü paylaşımımız Kutsal Kitap'tan iki ayrı bölümden karşımıza geliyor. Bunlardan birincisi Özdeyişler kitabının birinci bölüm birinci ayetinden başlayarak dokuzuncu ayete kadar olan bölüm. Davutoğlu İsrail Kralı Süleyman'ın özdeyişleri. Bu özdeyişler bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak, akıllıca sözleri anlamak, başarıya götüren terbiyeyi edinip doğru, halklı ve adil olanı yapmak, saf kişiyi ihtiyatlı, genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir. Özdeyişlerle benzetmeleri, bilgilerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın. Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın. Rab korkusudur bilginin temeli. Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver. Annenin öğrettiklerinden ayrılma. Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, boynun için gerdanlık olacaktır. Amen. Özdeyişler kitabı, Tanrı'nın bakış açısına göre insan davranışları hakkında fikir ya da gözlem ifade eden kısa ama özlü sözlerdir veya sorulardır. Tanrı toplumunun, özellikle gençlerin, Tanrı'yı hoşnut etmek ve mutlu bir yaşam, başarılı bir yaşam, iyi bir hayat yaşamaları için günahın sebep olduğu yıkımdan uzak durma konularında eğitmek için yazılmıştır. Krallığının ilk yıllarında Süleyman birçok özdeyişler yazdı ve Süleyman krallığının ilk yıllarında Tanrı'dan bilgelik istedi ve Tanrı onun dualarını cevapladı. İstediği bilgeliği ona lütfetti. Ve bu Süleyman'ın krallığının son yıllarına kadar devam etti. Fakat krallığının son yıllarında Süleyman bu bilgeliği, Rabbin ona lütfetmiş olduğu bu bilgeliği kullanmakta zayıf kaldı. Ve Rab korkusundan uzaklaştı. Ve yüreği Tanrı'dan uzak düştü. Bu durum bize şunu gösteriyor ki, Tanrı sözündeki ahlaki ilkeleri bilmenin ve onları öğretmenin tıpkı Süleyman'ın yaptığı gibi ruhsal yaşam sürdürmek için yeterli olmadığı. Buna ek olarak bilmek ve öğretmek dışında sahip olmamız gereken Tanrı korkusu ve Tanrı bağlılığı ve bunun sürekli olmasıdır. Ve bu sorumluluğu devamlı hissetmek ve ona göre yaşamakla olur. Özdeyişler kitabında gördüğümüz gibi bilgelik, Tanrı'nın gerçeğine, tasarlarına ve yollarına uygun biçimde yaşamak ve düşünmek anlamına gelir. Tanrı'nın her sözünü doğru ve yaşamda benimsemeye değer tek ölçüt olduğunu inanarak yaşamın her alanında Tanrı'nın bakış açısıyla değerlendirmek demektir. Bilgeliğe erişmek gümüş ve altın kazanmaktan çok daha iyidir. Yani dünyasal hiçbir kazanç ve zenginlik bilgeliğe erişmekten daha değerli değildir. Tanrı'nın ölçütlerinde olmak, onun düşüncelerine sahip olup onları korumak kadar değerli bir şey yoktur. Tanrı'yla doğru bir ilişki kurarak ve onun sözlerini gayretle çalışarak bilgeliği arayanlar ona kavuşurlar. Yeni antlaşmada Tanrı'nın nihai bilgeliği olarak tanımlanan Mesih, bilgeliğe onun sözlerinde kalarak, onun sözlerini uygulayarak ve kutsal ruha boyun eğerek erişeceğimizi öğretmektedir. 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayette şöyle diyor. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Yine Kolinselilere mektup 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle diyor. Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerini saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. Jesus Kristos'un
yani bilgeliğin özünü dinlediğimizde, onun sözüne, buyruklarına duyup uyguladığımızda o bizi bilgeliğiyle dolduracak. Kutsal ruhu bize gönderecek. Nasıl ki onu duyup ardından gitmenin en iyi örneğini bize sunan Arakyalılarda gerçekleşti. Onlara dedi ki, sizi Havrat topluluklarının, yöneticilerinin ve yetkililerinin önüne çıkardıklarında kendinizi nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir. Jesus Christos bu sözlerle şunu söylüyordu. Siz benim sözlerimi duydunuz ve uygulayıcıları oldunuz. Dolayısıyla ben size her durumda bilge olmanız için kutsal ruhu gönderiyorum. Arakyalılar kutsal ruhla dolup bilgece davranan ilk Kristonyalardı. Ve bunun sonucunda göksel krallığa layık oldular. Bizlerin önündeki en iyi örnek onlar ve azizlerdir. Bizler de Tanrı'nın bilge sözlerini duyuyor ve uyguluyorsak her durumda Rab bizimle. Cesaretlenelim ve bu bilgelikle Tanrı korkusuyla dünyaya, günaha ve onun getirdiği her türlü bozulmuşluğa karşı dik durmayı unutmayalım. Özdeyişler ve kutsal kitabın sözleri bizleri eğitmek içindir. 2. Timoteus 3. bölüm 16. ayetlerde şöyle der. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bize bilgelik Tanrı'dan yani onun vahyinden, sözünden gelecek. Bu bağlamda istediğimiz bilgeliği edinmek için gayretle çalışmalıyız. Tanrı sözünü okuyup uygulamalıyız. Bizler için bilgeliğe ulaşma aşamaları teorik ve pratik olarak gerçekleşir. Jesus Christos da bizleri eğitirken, gerçekleri aktarırken hem konuştu hem de eylemlerle bu söylediklerini gerçekleştirdi. Jesus Christos teoride ruhta yoksul olanlara, yastı olanlara, yumuşak huylu olanlara, doğruya acıkıp susayanlara, yüreği temiz olanlara, barışı sağlayanlara, doğruluk uğruna zulüm görenlere ne mutlu derken, pratikte de bunları eylemsel olarak örneklerini bizlere gösteriyordu. Bunlardan biri de bugün okuyacağımız Matta 21, 12, 17'de geçti. Böyle ki şimdi Matta 21, 12, 17'yi okuyalım. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi, evimi dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkentlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna Hozanna diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun diye sordular. Duyuyorum dedi İsa. Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün. İsa onları bırakıp kentten çıktı. Betanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. Tapınağın temizlendiğini anlatan bu bölümde biz tapınağın niçin var olduğunu, niçin tapınağın yapıldığını düşünmemiz gerekir. Tapınak yapıldı çünkü tapınak eski ayette Mısır'dan çıkış döneminde çölde giderken kurduk Tanrı'nın onlara yaptırdığı buluşma çadırının devamıydı. Ve tapınak Tanrı'yla buluşulan yerdi. Tapınak Tanrı'nın yüceltildiği yerdi. Tapınak Tanrı'nın övüldüğü, tapınak Tanrı'ya sunular sunulan yerdi. Ve orada temiz bir yürekle, temiz bir ortamda Tanrı'yı yüceltmeleri gerekiyordu. Tapınağın amacı buydu. Fakat tapınak o gün Jesus Christos'un orada bulunduğu dönemde, o günlerde Fısıh Bayramı'na çok yakın günlerdi. Ve Fısıh Bayramı hazırlıklarını yapmak için Yahudiler dünyanın dört bir yerinden
Ve Yahudiliğe dönmüş putperestler de dünyanın dört bir yerinden akın akın tapınağın olduğu Yeruşalim'e geliyorlardı. Ve dini inanışlarının gerektirdiklerini yerine getirmek için orada kendi kirli sayılan paralarını temiz sayılan Yahudi paralarıyla tapınağın dışında kurulmuş olan, ayrılmış olan alanlarda bulunan para değiştiricilerinden bu paralarını değiştiriyorlardı. Daha sonra yine izin verilen alanlar vardı ki oralarda hayvan satıcıları vardı ve oradan da kurban edecekleri hayvanları alıp tapınağa getirip kurbanlarını sunuyorlardı. Ama zaman içerisinde dışarıda bulunan bu para bozanlar ve hayvan satıcıları, ticaret yapanlar yavaş yavaş tapınağa doğru yaklaştılar ve bir gün tapınağın içine girdiler. Ve tapınağın içinde bu işlerini yapmaya başladılar. Bu alışverişlerden, tapınaktan sorumlu olan ve tapınağın idaresini, tapınağın her türlü gereksinimlerinden sorumlu olan tapınak yöneticileri kar sağlıyorlardı. Ve onlar kendi menfaatleri, kendi kazançları için bu uygunsuz durumu göz ardı ediyorlardı. Öyle ki Yesus Hristos oraya geldiğinde böyle bir manzarayla karşılaşmıştı. Ve bu onu çok rahatsız ediyordu. Ve Yesus Hristos bir şeyler yapmaya yaptı. Özetleyecek olursak tapınak görevlileri var ve bu tapınak görevlerinin Tanrı'nın işini yapmak için görevlendirilmiş bilge insanlar olmaları gerekiyor. Tanrı onları görevlendirmişti fakat onlar bu bilgelikten çok uzaktaydılar. Çok uzaktılar çünkü Tanrı'nın işlerinden çok kendi menfaatlerini düşünüyorlardı. O bir tarafta birçok inançlı dua etmek için, tapınmak için oraya gelmiş insanlar ve bir tarafta gerçekten o ortamdan rahatsız olan bazıları dua etmeye gelmiş ama duasını bu bozuk ortamdan dolayı ibadetini yerine getirmeyen birçok insan. Yesus Hristos bu yaşananları fazlasıyla görüyor ve farkında varıyordu. Ve şimdi artık sıra Yesus Hristos'taydı. O yapması gerekeni yapmaya başladı. Ve oradaki sahip olduğu bilgelikle oradaki bütün bozulmuşluğu düzeltmek için işe başladı. Masaları devirdi, hayvan satanları dışarı kovdu. Birçokları bu durumdan rahatsız olmuşlardı ama Yesus Hristos'u suçlayamıyorlardı. Çünkü Yesus Hristos'un davranışı hikmet ve bilgelik doluydu. Yesus Hristos günah işlemeden yapıyordu bunu. Şimdi bizler bu bölümü okuduğumuzda, bu bölümü konuştuğumuzda nasıl bir ders almalıyız? Tapınağın nasıl sorumlu tapınak görevlileri vardıysa, biz de kendimizden sorumluyuz sevgililer. Bizler de birer Tanrı'nın birer tapınaklarıyız. Bakın 1. Korintiler 6:19'da ne diyor? Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Yine 1. Korintiler 6:13 bu bilgiyi netleştiriyor. Yemek mide için, mide de yemek içindir diyorsunuz. Ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden fuhuş için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir. Bu ayetlerle bizler çok iyi biliyoruz ki bedenlerimiz bize verilmiş birer emanettir. Bize ait değiller. Tıpkı Yesus Hristos'un tapınağı temizlemek için gittiği tapınağın Tanrı'ya ait olduğu gibi. O tapınaktan sorumlu tapınak görevlileri kendi işlerini yapmadılar. Biz de kendi işimizi yapmazsak, Tanrı'nın bizi yaratmış olduğu amaç uğruna yaşamazsak, yani Rab korkusunun ardından gitmezsek, birçok menfaatimizin ve bedensel birçok arzularımızın peşinden gidersek, o zaman kayboluruz sevgililer. O zaman bu Tanrı'ya ait olan bu beden, Tanrı'yı yüceltmek, onu onurlandırmak için varlığını
devam ettiremez ve yaratılış amacının dışına çıkmış olur. O zaman biz şimdi bizi eğitmek, bizi azarlayıp eğitmek, yola getirmek için Tanrı sözünün bizim kapımızı çalış sesini bugün duyalım. İsus Hristos tıpkı o tapınağa girdiği, temizlediği gibi bugün bizleri de temizlemek istiyor. Bugün bizim bedenlerimizdeki kendisine ait olmayan, onu yüceltmeye, onu övmeye için olmayan her şeyi dışarı atmak istiyor. Biz ne düşünüyoruz? Biz bu İsus Hristos'un bu isteğinin cevabını olumlu veya olumsuz olarak biz vereceğiz. Diyorsak ki evet Rab, gel ve şimdi beni temizle. Bu tapınağı temizle ve orada senin işin olsun. Orada senin arzuların gerçekleşsin. Orada senin bilgeliğin, senin hikmetin yaşasın. Öyle ki bu hayat sonuna kadar, bu yaşam son nefesine kadar senin korkunun ardından yürüsün. Artık bilgece davranmalı ve Rabbin azarına, terbiyesine alçak gönüllülükle boyun eğmeliyiz. Bırakalım İsus Hristos bildiği gibi yapsın. Çünkü bilgeliğin kaynağı olan İsus Hristos yanlış hiçbir şey yapmaz. O bizi yaratılış amacımıza döndürmek istiyor. O bizi Rab'be benzetmek istiyor. Çünkü biz Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık. Tanrı'nın benzeyişinde olduğumuzda Tanrı'yı övebiliriz. Tanrı'nın benzeyişinden uzaklaştığımızda başka şeylere benzeriz. Ve Tanrı'yı yüceltemeyiz. Ve bunun sonucunda da sonumuz yıkım ve felaket olur. Ve izin vermediğimizde her bu bölümü okuduğumuzda veya duyduğumuzda tapınağın durumundan rahatsız olduğumuzda o tapınaktan bir farkımız kalmaz. İsus Hristos'un bilgeliği, lütufları ve kutsal ruhun mesih hepimizin üzerinde olsun. Ve Rabbimiz bizi temizlesin. Dirilişine hazırlandığımız bu günlerde onun büyük, görkemli dirilişine bizleri hazırlasın. Ve bizlere dirilişiyle elde edeceğimiz büyük kurtuluşu, ölümün yenilmesiyle alacağımız kutsal ruha, kutsal ruhla doldursun ve bizleri yeni bir varlıklar olarak kendi krallığına kabul etsin. Amen.